Merhaba Murat Bey. Şikayetvar.com'da Beşoğlu Endüstri firması adına yapılmış 2 adet şikayet bulunmakta. Bugün size bu iki şikayeti detaylarını sizden öğrenmek istiyoruz. Burada bir iki şikayetten ilki Cem Takma adıyla Şikayetvar.com'a yazılmış olan piyasada sahte karbon elyaflar kullanıp, sahte malzemeler satıp, sahte teknik föyler kullanıp, insanları kandırıp ve bina güçlendirme konusunda yüzey hazırlığı yapmadan sahte işler yapan bir firma. Depremden sonra arayacaksınız fakat bulamayacaksınız. Piyasada BASF, Sika, Dovaksa, Tekno gibi firmaların satış müdürlerinden de aynı bilgiyi alabilirsiniz diye bir aslında bir şikayetten çok bir suçlama tarzında olan bir şikayet yazısıyla karşı karşıyayız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Öncelikle soru için teşekkür ederim. Sorunun sorulma tarihi gözüküyor mu Ertuğrul Bey? 12 Kasım 2018. Yani bugün 25 Nisan 2021'deyiz. Evet. Yaklaşık 3 sene gibi bir zaman geçmiş üzerinden. Bunun üstüne İzmir depremi ve birçok Datça, Buğla, Bodrum, birçok ilde de deprem oldu. Keza Bodrum'da yaptığımız güçlendirmelerin üstüne de deprem oldu. İzmir'de de güçlendirdiğimiz binalar oldu. Kaçtık mı? Hayır, buradayız. 2003'ten beridir buradayız. Yorum aslında güzel. Bir taraftan hoşuma gitti. Çünkü rakip firmaların özellikle böyle bir yorum yapması aslında gurur verici diyebilirim. Neden diye sorarsanız hoş olmayan bir şekilde. Yani kıyasladıkları firma markalarını gördükçe bu firmalar biri hariç dünya firmaları, yani dünya üzerinde yerleşkesi olan çok uluslu firmalar. Aynı denklikte olarak bizi de gördükleri için, yani iş kalitemiz en azından bu denkliğe denk geldiğini anlayabildikleri için açıkçası sevindim. Tabii ki bu muhtemel rakiplerden biri, kim olduğunu da biliyoruz aslında. Şikayet var, komun da konularda aslında firmalarla üyelik yapıp para kazanmak amaçlı kendinin yaptığı işlemler olduğunu da biliyoruz. Ama bu bizi çok bağlayan bir tarafı yok açık konuşmak gerekirse, ama yorum, yani bu tarz bir yorum, hani dünya firmalarıyla bizi de bir tutmaları açıkçası hoşumuza gitti. Evet Murat Bey, hatta yani siz sadece bina güçlendirme işlemlerinden çok viyadükler güçlendiriyorsunuz, işte fabrika güçlendirmeleri yapıyorsunuz, sanayi tesislerini güçlendiriyorsunuz, kamu binalarını güçlendiriyorsunuz. Yani ve bunu Türkiye'nin bütün bölgelerinde hemen hemen yapmış bir firmasınız. Yüzlerce güçlendirme çalışmasında bulundunuz. Burada ya yani İzmir'de İzmir depreminin gerçekleştiğini söylediniz. İzmir'de daha önce yapmış olduğunuz projeler var mıydı? İzmir'de evet, daha önce stratejik bölge içinde yaptığımız projeler vardı. Stratejik bölgeden kastım 1-5 deprem yüzdesi dediğimiz bir yüzde vardır. Bu hemen kullanım yüzdesidir. Yani depremden hasar almadan sıfır hasarla devam eden binalardır. Bunların içinde petrol tesisleri, doğalgaz tesisleri, patlayıcı malzeme, askeri üsler gibi yerler vardır. Bunlar da o depremi geçirdi. Zaten o depremde herhangi bir hasar olsaydı biz de şu anda burada sanıyorum ki durmuyorduk. Evet. Bilgilendirme için teşekkür ederim. Bir diğer yine şikayet vardı yer alan konuya dönecek olursak, orada da Burçak isimli bir kişi tarafından yazılmış. O da 06 Aralık 2016 tarihinde olmuş. Beşoğlu Endüstri isimli firma ile kolon güçlendirilmesi konusunda telefonla görüştük. Adresi paylaşmamı ve saat 11'de verdiğim adreste olacaklarını bildirdiler. Adreste saatlerce beklediğim halde kendilerine ulaşamadım. Nice aramalarımdan sonra ulaştığımda ise toplantıda olduklarını ve birkaç saate geleceklerini söylediler. Birkaç saat geçtikten sonra ise yine gelmediler ve sürekli olarak meşgul çalan telefonlarından ulaştığımda ise firmanın yönetim kurulu başkanı olduğunu söyleyen NK isimli kişinin saygı sınırlarını aşan konuşma şekline maruz kaldım. Bunun için ne söyleyeceksiniz? Gerçi yani firmanın yönetim kurulu başkanı sizsiniz. Siz Murat Beşoğlu, MB olması lazım. Burada yine bir NK denmiş ama bu konu hakkında ne demek istersiniz? Aslında Ertuğrul Bey, güzel bir şey oldu bu. Bunu açıklamak istiyordum. İnternette karbon fiber güçlendirme gibi aramalar yaptığınızda aslında sıralamalar değişkendir. Siz bu konuya daha hakimsiniz benden. Bu kısımda tabii şöyle bir şey de var. Beşoğlu olarak Google üstünde bir arama yaptığınızda birçok firmanın, biraz önceki şikayet vardı saydığınız gibi firmaların isimleri de benim ismim arandığında, firmamın adının arandığında çıkıyor. Bu da şu demek oluyor ki benim adıma reklam veriliyor. Arayan kişi muhtemelen o firmalardan biriyle görüştü ve bizde NK baş harfleriyle olan
hiç kimse bulunmamakta, çalışanımız veya yönetim kurulu başkanımız gibi böyle bir isim veya şey yok, kişi yok, şahıs yok, kayıt yok. Oradaki reklamlardan, yani biz 5 oğul diye arattığımızda X bir firmada aratabilirsiniz internetten baktığınızda 5 oğlunu arayan beni bulsun diye aynı sektörde aynı işi yapan birçok firma adımızı kullanarak reklam veriyor. Bu reklamlar sonucunda onlarla biriyle muhtemelen biz olduğunu düşünerek iletişim kurmuş ve bu sonuca ulaşmış olabilirler diye düşünüyorum. Evet Murat Bey, aslında burada şikayetvar.com'un yapısıyla alakalı da bir problem söz konusu, siz de biraz bahsettiniz. Yani böyle sorular yazılıyor ama bunların teyit alınması konusunda ya da sizin cevap vermeniz konusunda sistem sizden bir abonelik ve ücret talep ediyor. Biz bu kaydı yapmamızdaki genel amaç aslında şikayetvar.com'un bizi böyle suçlama yöneltirken hiçbir kriteri göz alınmadan yapılan bu suçlamayı sitesinde yayınlıyor. Ama bizim cevap vermemiz hususunda ise bizden bir para abonelik talep ediyor. Biz bunu uygun bulmadığımız, doğru bulmadığımız için kendimiz direkt video çekerek, YouTube'da yayınlayarak bu sorulara cevap vermek istedik. Evet, yani dışarıdan baktığımız zaman bu site için söyleyebileceğim şey bir platform, YouTube'un olduğu gibi bir platform, ama platformda sizin hakkınızda bir şikayet, yorum vesaire olursa cevap hakkı tanımak için para isteyen bir platform. Yani tamamen para odaklı kurulmuş bir sistem, bunun doğrulaması veya bunun araştırılması gibi bir sistem yok. Sadece kullanıcıların birbirine bu platform üzerinden yazışmaları var. Yorum yapabiliyorsunuz bunda şikayette bulunurken, ama cevap vermek isterseniz abonelik ücreti ödüyorsunuz. Evet Murat Bey, buradaki sorularımıza verdiğiniz cevaplar için teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Ertuğrul Bey.